Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Arapça dersimize daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde mef'ulün fih konumuza devam ediyoruz. Geçen dersimizde ne işlemiştik arkadaşlar? Geçen dersimizde mef'ulün fihin zaman zarfını işlemiştik. Zaman zarfı neydi arkadaşlar? Ne zaman, ne kadar süre sorularına cevap veriyordu değil mi bize? Şimdi ise mef'ulün fih konumuzun mekan zarfı yani nerede sorusuna cevap arayacağız arkadaşlar. Tabii ilk başta zarfları tanıtacağız. Sonra cümlelere geçeceğiz inşallah. Tabii arkadaşlar ben söylemiştim ama program müfredat sanki değişti. Ne dediğimi videoları izleyerek bir bakarım olmazsa. Şu an hatırlayamadım. Evet arkadaşlar bu zarflar konusundan sonra isim tamlaması ve sıfat tamlaması zorunlu bir hal almaya başladı. Yani konunun bir bütünlük oluşturması için o yüzden önümüzdeki derslerde işte isim cümlesinden, isim tamlamasından, sıfat tamlamasından ne yapacağız arkadaşlar? Bahsedeceğiz. Şimdi ise zarflarımıza geçelim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar bu zarflarımızın birincisi emame. Onun eş anlamlı olan da kuddame. Bunların anlamı nedir arkadaşlar? İn önüne, in önünde kelime anlamı olarak. Şimdi küçük bir örnek verirsek arabanın önüne, arabanın önünde. Şimdi diyorsunuz ki mesela işte çocuk için diyorsunuz arabanın önüne oturma. Ya da arabanın önünde oturma diyorsunuz çocuğa. Ya da işte arabayı nereye park ettin? Binanın önüne park ettim. İşte araba nerede diye soruyorlar size. Siz de diyorsunuz ki binanın önünde diye cevap veriyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunları ne yapacağız? Tek tek işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, diğer örneğimize geçersek yani diğer kelimemize halfe verae. İn arkasına, in arkasında. İşte soruyorsunuz işte diyorsunuz ki araba nerede? Arabayı nereye park ettim? Binanın arkasına park ettim diyor bu sefer de. İşte ya da araba nerede diye sorduğunda binanın arkasında diye ne yapıyor? Cevap veriyor sorduğunuz kişi. Geldik diğer örneğimize arkadaşlar. Yemine. Yemine dediğimiz zaman sağına in sağına in sağında demek arkadaşlar. İşte burada da bilmemiz gereken şey ne oluyor? İşte çocuk nerede oturuyor diye sorduğunuz zaman mesela pencerenin sağına ya da pencerenin sağında oturuyor diye ne yaparsınız arkadaşlar? Cevap verirsiniz. Yesara. Yesara kelimesinin bir özelliği var arkadaşlar. Mesela hüsnü hat ya da neyi öğrenmek istediğiniz zaman işte isim soyisim öğrenilmiştir. Hoca size direkt sorar. Yesari misin diye sorarlar. İşte bunun anlamı da solak mısın? Onu öğrenir. Ona göre işte kamışı ona göre açar ya da neyin perdesini sizin işte sağ ya da sol o kolun elinizi kullanmanıza bağlı olarak perdesini açar arkadaşlar. İşte yesari misin, solak mısın? Ama sağ kolunu kullanan ifade için de hani yemini misin diye sormuyorlar. Sadece solak ifadesi olarak yesari misin diye sorarlar arkadaşlar. Bu da benim çok hoşuma gider hani ifade ediş açısından da. İşte aynı şekilde eş anlamlısı olan şimale. Evet arkadaşlar şimale derken siz dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Şın harfi kesralı mı fethalı mı? Ona dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada dikkat ederseniz şın harfi kesralı sol anlamında kullanılır. Yani daha farklı anlamları da olacak. Hani onları da ilerleyen günlerde anlatacağız arkadaşlar. Şimdi ikisi de eş anlamlı olarak söyledik. İşte şimale aynı şekilde yesara kelimesinin tanımını birazcık yaptık arkadaşlar hatırlamak konusunda. Evet bunların anlamlarına gelince in soluna in solunda diyoruz arkadaşlar. İşte çocuk diyoruz çocuğum. Çocuk nerede oturuyor diye soruyorsunuz mesela.
pencerenin soluna ya da pencerenin solunda oturuyor diye ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Cevap veriyorsunuz. Geldik hıza kelimemize arkadaşlar, yani zarfımıza. Bu da nedir arkadaşlar? İn karşısına, hizasına, in hizasına. Şimdi arkadaşlar hani askeri programlar, ondan sonra ne bileyim işte dizilerini, filmlerini izleyenler, haberleri izleyenler görür. Hiza dur diye bir ifa vardır arkadaşlar. Yine Arapça ve Türkçe ortak kullandığımız kelimelerden birisidir hiza. Aynı şekilde mesela diyorsunuz ki işte öğretmen öğrencisine diyor ki işte arkadaşının karşısına otur ya da arkadaşının hizasında otur, hizasına otur gibi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Söylüyorsunuz, ifade ediyorsunuz kendinizi. Nehve kelimemize, zarfımıza gelince arkadaşlar e doğru yönünde. İşte soru soruyor bir arkadaş. Diyor ki uçak nereye uçuyor? Nerede? Nereye işte? Güneye doğru uçuyor ya da güney yönünde uçuyor. İşte pilota soruyor ya da işte yanındaki yardımcısı. Güneye doğru, güney yönünde uçuyor diye ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Cevap veriyorsunuz. Bu sorular genelde nereye, nerede sorularına ne dedik? Cevap buluyoruz biz. Vesada kelimemize gelince arkadaşlar, Vesada kelimesi şu an günlük hayatta kullanılıyor. Benim tanıdıklarım kullanıyor daha ziyade diyelim. İşte nasılsın diye soruluyor. Vasat. Yani ne çok iyiyim ne çok kötüyüm, orta şeker gibi bir ifadesi var arkadaşlar. Orta şeker ifadesi, yani vasat. İn ortasında, ortasına, in merkezinde diyoruz arkadaşlar. Şimdi işte soruyor, ay nerede? Gökyüzündeki işte. O da diyor ki gökyüzünün ortasında. O da nedir zaten? Merkez ifadesi eder. Yani tam merkezinde gibi bir ifade ederiz arkadaşlar. Özür dilerim. Çok hapşırık tuttuğu günlerde videom çok bölünüyor tabii. Arkadaşlar kusura bakmayın. Onları tekrar tekrar çekmeye gayret ediyorum. Evet arkadaşlar, sıra geldi beyne kelimemize. Beyne, in arasında, in ortasında. İşte mesela insanlardan çok asosyal diyelim, çok kaçan insanlar için insanların arasında otur, insanların arasına katıl gibi ne deriz? İfadeler kullanırız. İşte arkadaş nerede? İşte ondan sonra insanların arasında geziyor gibi ya da işte hani cümle kurduğumuz zaman daha mantıklı şeyler de olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik leda, ledün, inde kelimelerimize, yani zarflarımıza. Evet, bunlar da arkadaşlar nedir? İn yanında, in katında, in nezdinde, in huzurunda diyoruz arkadaşlar. Bu genelde hani Kur'an-ı Kerim'de çok geçer ya da işte senin yanında bir şey var mı diye sordunuz, işte mendilin var mı, çantan yanında mı, kalemin var mı, İşte yani çocuğun var mı gibi ifadeler kullandığımız zaman genelde bunları kullanırız arkadaşlar. Diyoruz ki işte örnek verecek olursak Allah'ın yanında, yani Allah'ın katında anlamında, Allah'ın nezdinde, Allah'ın huzurunda ifadelerini kullanıyoruz arkadaşlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de oldukça çoktur ve hep Allah'ın katında, Allah'ın yanında ifadelerini çokça görürsünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tahte kelimemize gelince, taht nedir? İşte padişahlar oturur. Oturduğu şey nedir? İşte o şekilde de aklınıza gelebilir. İşte taht kelimesi gibi. Tahte, in altında diyoruz arkadaşlar. Mesela İlahiyat Ön Lisans kitabı var. Onun resimlerini Instagram hesabına koydum arkadaşlar. İşte bir sayfada sadece kediler var. Yavru kedi, yavru kedi. Böyle güzel de hazırlamışlar. Böyle
onların nerede olduğundan bahsediyor. İşte kedi nerede? O sorular var. Eyne tabii bu arada sorularımız. Eyne ne zaman? İşte meta. Bakın arkadaşlar bunu söylememişiz. Ne zaman sorusuna soru sorduğumuz zaman meta deriz. Nerede dediğimiz zaman eyne diye sorarız arkadaşlar. Eyne nerede anlamında işte. Eyne kedi gıtta. Eyne gıtta. Kedi nerede? İşte kutunun altında işte ya da geldiğimiz üzere yeni zarfımız fevka. İn üstüne, in üstünde işte kedi nerede? Kutunun üstüne. Kediyi nereye koydun? Kutunun üstüne koydum işte ya da kedi nerede? Kutunun üstünde diye ne yaparsınız? Cevaplarınızı alırsınız arkadaşlar. İşte orada Instagram hesabımı kontrol ederek oradan arkadaşlar yani üye olarak oradan o resimlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabımı buraya yazıyorum arkadaşlar. Et yek alt tire nokta alt tire akademi. Burada paylaşımlar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Süreç içerisinde daha güzel paylaşımlar olacak. Tabii telif hakkından çekindiğimiz için daha ziyade bazı kaynakları daha ziyade Instagram hesabından ulaşmaya çalışıyorum. Hani orada o resimleri paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabii devam edelim. Du ne zarfımıza gelince arkadaşlar bunun kelime anlamı in altında, in aşağısında, in ötesinde gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. İşte eyne celeste ya da celesti diye sorduğunuzda nerede oturduğun diye sorduğunuz zaman arkadaşlar işte ağacın altında, ağacın aşağısında biraz işte ağacın ötesinde oturduk diye ne yaparsınız? Cevap verirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tilkae zarfımıza gelince bu da nedir? İn karşısına, in karşısında diyoruz arkadaşlar. İşte soruyu arkadaş nerede anlamında işte nereye geçtin diyelim daha doğrusu. Nereye geçtin? Mağazanın karşısına diye cevap verir. Nerede sorusuna cevap veriyor. Mağazanın karşısına diye geçtim diye cevap veriyor arkadaş. İşte diyor ki işte neredesin ya da mağazanın karşısındayım diye cevap verir. Bu da nedir arkadaşlar? Zarflarımızdan biri dedik. Şimdi geldik arkadaşlar. Şarka, şark. Doğu demek değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde in doğusuna, in doğusunda diye kullanılır arkadaşlar. Tabii şark deyince tabii gündemimizde olan uzun bir süre gündemimizde bahsi geçti. Facebook olsun, işte Instagram olsun, WhatsApp'tan da bana çok çok mesajlar geldi. Şarkı Türkistan, Orta Asya'da bir yer değil mi arkadaşlar? Şarkı Türkistan yani Orta Asya'nın doğu bölgesinde olan bir yer ve ben Doğu Türkistanlıyım arkadaşlar. Oradaki şeyler genelde bana geliyor. Evet arkadaşlar tabii bu arada vatanımızı da özlüyoruz ister istemez. Tabii ben burada doğdum, büyüdüm. Burayı da çok seviyorum ama oradaki şeyler de çok üzücü oluyor tabii. Evet arkadaşlar, bu arada bundan da bir bahsetmiş olduk. Tabii ileriki zamanlarda geniş bir şekilde bahsetmek nasip olsun. Hem kültürümüzden hem işte yemek kültürü olsun hem oradaki olan şeyler, sıkıntılar ya da başka şeyler. Kültürü nasıl hani onları Arapça tabirler kullanarak kısa kısa tabi anlatmaya çalışacağım. Kendi kültürümden bahsetmeye çalışacağım. Tabi Türkiye'de yaşayanlar Türk kültürünü daha iyi bilir. Ben daha ziyade tabi burada öğrendim Türk kültürünü, Anadolu kültürünü. Ama kendi kültürümden de sizlere birazcık bahsetmek istiyorum bu sayede, bu vesileyle. Umarım ki yani burada biraz sohbet olacak.
kısa bir sohbet. Oradaki Uygur kardeşlerimizin çoğu Türkçe'ye çok düşkün. İşte online olarak diyelim daha diye ziyade onlara Türkçe dersi vermiştim bir dönem. Gerçekten Türkçe'yi çok seviyorlar, Türkiye'yi çok seviyorlar. Hani o yüzden inşallah onlara da ulaşabiliriz. Hani Uygur lehçesiyle konuşarak onlara Türkçe anlatmak da nasip olur. İleriki zamanlarda tabii Arapçayı yetiştirebildiğimiz süre içerisinde onlarla da iletişime geçmeyi istiyorum. Hani bizi izledikleri zaman onlara sıkıntı olmayacak şekilde programlar hazırlamayı düşünüyorum tabii. Evet arkadaşlar, şarkı neydi? İn doğusuna, in doğusunda. Şimdi soruyor diyor ki işte Suudi Arabistan nerede? O da diyor ki Mısır'ın doğusunda. İşte nereye doğru? Mısır'ın doğusuna doğru gibi. Mısır'ın doğusuna diyelim daha ziyade. O şekilde tabirleri kullanacağız. Tabii dediğimiz gibi şu an iki kelimelik olduğu için birazcık değişik gelebilir size. Ama nedir? Cümle içinde kullandıkça hangi kelimelerde, nerede kullanacağız, işte hangisini kullanacağız diye sorularımız ne olacak? Tercümeler yaptıkça azalacak ve diyeceksiniz ki işte yavaş yavaş istidadınız bu konuda gelişecek kullandıkça arkadaşlar. Evet, garbe kelimesi ise şark kelimesinin zıttı oluyor değil mi? Doğu batı anlamında. Garbe in batısında diyoruz arkadaşlar. İşte soruyoruz. Diyor ki işte bağ ne tarafa düşüyor diyoruz. O da diyor ki nereye gibi mesela. Şehrin batısına. İşte bağın nerede, evin nerede, şehrin batısında diye arkadaşlar ne yapıyor? Cevap veriyor. İşte arkadaşlar Cenube dediğimiz zaman da in güneyinde diyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? İşte soruyorsunuz bir yeri. O da diyor ki şehrin güneyine soruyor. Ya da işte şehrin güneyinde diye size ne yapıyor arkadaşlar? Cevap veriyor. Evet arkadaşlar, şemale. Bakın diğerinde şimal demiştik değil mi? Şimdi geldik şın harfi. Burada ne gelmiş? Fethalı arkadaşlar. Yani şemale diye okuyoruz. Bu da in kuzeyine, in kuzeyinde demekti. Şimal ise neydi? Kesralı olan aynı şekilde solunda demekti değil mi arkadaşlar? Şimdi işte arkadaş soruyor ne tarafa doğru yürüyeceğim diye. Başkentin kuzeyine doğru işte kuzeyine ya da işte nerede oturuyorsun? Başkentin kuzeyinde diye size ne yapıyor arkadaşlar? Cevap veriyor yine. Nerede? Yani eyne sorusuna cevap veriyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar nedir? Burada diyor işte havle bunun da kelime anlamı in çevresinde, in etrafında diye geçiyor arkadaşlar. İşte sorduğumuz zaman işte hacılar nerede tavaf eder dediğimiz zaman nerede sorusuna cevap veren Kabe'nin etrafında, Kabe'nin çevresinde tavaf eder, döner diye ne yapıyoruz? Cevap veriyoruz arkadaşlar. Tabii bu örneklerimiz özellikle yine Açık Öğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi'nin kitabı 3. kitaptan yapıyoruz arkadaşlar. Hani kafamdan bazılarını biraz farklı kitaplardan, bazılarını buradan. Daha ziyade zarfların hepsi ise bu AÜF kitabından işliyoruz arkadaşlar. Derli toplu olmuş hem de. Dule ve davale kelimelerimize gelince arkadaşlar, zarflarımıza gelince boyunca, süresince anlamına geliyor arkadaşlar. İşte ders boyunca, ders süresince gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ibane dediğimiz zaman ise işte in başında, in evvelinde.
İşte meda zarfımıza gelince arkadaşlar, boyunca, süresince demek. İşte bu da nedir arkadaşlar? İşte biraz şiirvari kullanmış. İşte seni ömür boyunca unutmadım ya da seni ömrüm bu süresince unutmayacağım gibi ifade kullanılmış. Ömür boyunca, ömrüm süresince gibi ne yapabilirsiniz? Cümlelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Esnae zarfımıza geldiğimiz zaman arkadaşlar, in esnasında, in sırasında, mesela işte ziyaretin esnasında ya da ziyaretin sırasında birinden geldiğinden bahsediyor mesela arkadaşlar. İşte in esnasında, in sırasında diye kullanıyoruz arkadaşlar. İzae zarfımıza geldiğimiz zaman arkadaşlar, in karşısına, in hizasında diyoruz arkadaşlar. İşte problem karşısında diye kullanırız. Mesela diyor ki işte bu problem karşısında hiçbir şey yapmadım demiş buradaki örnekte. Evet arkadaşlar, diğer zarfımıza evet, dahile. İşte günlük hayatta kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? İşte dahili polikliniği, harici polikliniği diye kullanırız. İşte dahili polikliniği iç hastalıklara bakarken harici polikliniği dış hastalıklara bakar arkadaşlar. Hani tıp camiasında kullanılan bir terimdir. Şimdi gelirsek dahile. Nerede? İşte in içinde, in içine, in dahilinde gibi kullanırız. Arkadaşlar işte neydi? İşte o Instagram hesabımızdan bakabilirsiniz. İşte kedi nerede? Eynel kıtte. Kedi nerede? İşte kutunun içinde. İşte nereye girdi? Kutunun içine girdi. Kutunun dahilinde gibi, içinde anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Harice kelimemize geldiğimiz zaman, zarfımıza geldiğimiz zaman, in dışında, in dışına, işte diyoruz ki işte aynı şekilde eynel kıtta, kedi nerede, işte kutunun dışında ya da kutunun dışına çıktı gibi ifadeler kullanacağız. Mesela nedir? İn dışına, in dışında, in dışına gibi ne yapıyoruz? Tercüme ediyoruz. Yine aynı şekilde. Hilale dediğimiz zaman kelime anlamı arkadaşlar, in içinden, in arasından, zarfında anlamı kullanıyoruz arkadaşlar. İşte nedir burada da daha farklı kullanmış yine aynı şekilde. İşte tekrar hilale dediğimiz zaman in içinden, in arasından, zarfında, işte bir harf ta zarfında işte gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tercüme ediyoruz. Yine geldik kable ve ba'deye arkadaşlar. Kable'den önce, in öncesinde diyoruz arkadaşlar. İşte ne diyor? Babamdan önce geldim gibi kullanıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde berde ise den sonra, in sonrasında diye kullanıldığında, onda da aynı şekilde dedemden sonra girdim, işte eve girdim anlamında kullanıyoruz. İşte dedemden sonra, dedemin sonrasında odaya işte girdim ya da mutfağa girdim diye ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz arkadaşlar. Evet, geldik şimdi ticahe. Ticahe dediğimiz zaman in karşısına, in karşısında ile yüz yüze diye kullanıyoruz arkadaşlar. Ticahe. Örneklere baktığımız zaman arkadaşlar, işte nereye baktım? Denize doğru baktım diye kullanmış mesela. Denize doğru baktım. Denizin karşısında oturdum. İşte nerede oturdun? Denizin karşısında oturdum. İşte ya da yüz yüze konuştum. Öğretmeniyle yüz yüze konuştum anlamlarını da ne yapabiliriz arkadaşlar? Anlamlarını da cümleler kurabiliriz. Hüna, burası, burada, buraya, burayı diye kullanıyoruz arkadaşlar. Hüna. İşte diyor işte dediği zaman işte Hüna buradayım ya da buradasın diye
ne yapıyorsunuz? Günlük hayatta kullanıyoruz. İşte genelde öğretmen sorar, işte sınıf listesini okur, der ki işte şu şu var mı? Evet, buradayım, buradayım diye cevap verirler. Onda da ene hüna denirdi. Evet, hünaki, orası, orada, oraya, orayı diye kelimelerimiz var arkadaşlar, zarflarımız var. İşte orada biri var, yani bahçede biri var derken işte orada biri var. Orası nasıl? İşte oraya gidebilir miyim? Orayı gördün mü diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu zarflarımızı da kullanabiliyoruz. Geldik temme ve temmete. Arkadaşlar burada da atıf harfi olan sümme ile karışabilme ihtimali var. Bir kereliğine mahsus olsa da ben karıştırmıştım. Şimdi temme dediğimiz zaman zarf oluyor. Sümme dediğimiz zaman sonra, daha sonra, sonra anlamında atıf harfi oluyor arkadaşlar, bağlaş mahiyetinde. O yüzden sümme demeyeceğiz, temme diyeceğiz arkadaşlar. Temme, temmete, yani S harfimiz fetalı gelecek. Orası, orada, oraya, orayı. Yine aynı şekilde hünake ile ne oldu arkadaşlar? Benzeşiyor. Tabi bu yine Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçmişti. Evet arkadaşlar, yine ne diyoruz? Yine aynı örnekler verebilir işte arkadaşlar. Orada, nerede? Orada, bahçede, evde gibi manalarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geldik son örneğimize, yani haythı arkadaşlar. Ki orası, orada, dığı yer, dığı yerde diye ifadelerimiz, zarflarımız var arkadaşlar. İşte oturduğun yere mesela demiş, oturduğu yer, oturduğu yerde, ki orası güzel mesela, orada oturdun gibi nedir arkadaşlar? Cümle kullanırken bunları gündemimize alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, konumuz burada bitti. Genel olarak zaman zarflarını ve mekan zarflarının hepsini ne yaptık arkadaşlar? Vermeye çalıştık. Şimdi artık burada geçen kelimeleri ve olmayanları da işte yeri geldikçe işte bu mekan zarfıdır, bu zaman zarfıdır diye ifade ederiz arkadaşlar. Şu şu manada kullanılır, bu bu manada kullanılır gibi size ne yapacağız arkadaşlar? İfade etmeye çalışacağız yeri geldikçe. Evet arkadaşlar, videomuzu faydalı bulduysanız ben butonuna tıklayıp abone olmayı aklımızda tutuyoruz ve bildirim zilini açık bulunduruyoruz ki yeni attığımız videolar hemen size ulaşsın bildirim olarak arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, selametle. Elveder.